Evet, merhaba herkese. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Kodluyoruz ekibinden Muhammed Adem Özcan. Bugün Nalan ve Gamze ile birlikteyiz. iOS vs Android müsabakasını gerçekleştireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz Nalan ve Gamze. Selam, Hoş hoş bulduk. bulduk. Siz de hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Umarım hepiniz için verimli bir etkinlik olur. Şimdi o zaman biz çok daha fazla vakit kaybetmeden direkt olarak sizleri tanıyalım. Hanginiz başlamak ister diye sizlere atayım topu ben direkt. Evet, o zaman şöyle yapalım. Benim ekranımda solda olduğu için Nalan senden başlayalım. Kendini tanıtır mısın bize? Selamlar herkese. Ben Nalan Ulusoy. 6 yıldır teknoloji alanında çalışıyorum. Bunun 1,5 yılı proje mühendisi olarak çalıştım. 4,5 yıl kadar da mobil yazılım alanında çalıştım. 2,5 yıldır da Akbank'ta aktif olarak Android developer olarak çalışmakta bulunuyorum. Bugün Android'i savunacaksın yani. Süper. Evet, Android Güzel. tarafındayım. Gamze seni de tanıyalım o zaman. Merhabalar, ben Gamze Yılmaz. 7 yıldır teknoloji alanında çalışıyorum. Bunun tamamı mobil alanda yazılımsal olaraktan gelişti. İki firmada çalıştım. İkisi de ODTÜ Teknokent'in firmaları. Birisinde 2,5 yıl kadar çalıştım. Oradan ayrıldıktan sonra şu anda da çalıştığım VL Media'ya geçtim. Ondan beridir de 4,5 yıldır da bu şirketin iOS developer olarak çalışıyorum. Süper. Gamze de iOS'i savunacak. Bakalım. Ben bu arada ortalığı kızıştırmayı bayağı seviyorum böyle. Hani kaostan beslenen teyzeler vardı ya, biraz onlardanım ben. Şimdi o zaman direkt olarak hazır söz sendeyken Gamze, iOS tarafından başlayalım istiyorum ben. iOS geliştirme nedir? Hangi alanlarda hangi teknolojiler kullanıyorsunuz? Hangi teknolojiler iOS geliştirmeye dahildir? Bunlara böyle bir geniş çaplı olarak bir bakabilir miyiz? Tabii. iOS geliştirme demek aslında ismi biraz eksik oluyor. İnsanlar da bu yüzden karıştırıyorlar sistemi mi geliştiriyoruz diye. Hayır, aslında şu anda Apple'ın ürettiği cihazlarda iPhone ve iPad'de özellikle iOS işletim sistemi olan yapılarda var olan uygulamaları geliştiriyoruz. Yani onlar da hepimizin hayatında artık bayağı yaygın olan telefonlarımızdaki uygulamalardan birilerini geliştiriyoruz. Ekosistem olaraktan evet Apple ürünlerini kullanıyoruz. MacOS kullanıyoruz ve bunun üzerinde Xcode isimli, Xcode da denilebilir, onun kendi IDE'sini kullanıyoruz. Tabii iPhone ve çeşitli işte Apple cihazları üzerinde testler yapıyoruz. Swift dilini kullanıyoruz şu anda aktif olaraktan. Önceden Objective-C kullanırdık. Ben onda da çalıştım. 2,5 yıl kadar çalıştığımda hep Objective-C yazmıştım zaten. Apple şu anda Swift'e yöneldiği için uzun zamandır onu daha çok güçlendirdiği için güncel dilimiz Swift şu anda. Bu kadar. Süper Gamze, teşekkürler. Aynı soruyu aslında Nalan ben de senin için Android olarak soracağım. Android'de hangi teknolojiler kullanıyor, neler Android geliştirmeye dahildir? Bize bunları anlatabilir misin? Tabii. Google şirketinin geliştirmekte olduğu Android işletim sistemi için uygulama geliştirme süreci kodlama aşamasından başlayarak bir paket oluşturup markete gönderilmesine kadar olan bütün bu aslında süreç, yani mobil markete gönderilmesine kadar bütün bu süreç aslında Android geliştirme diyebiliriz. Android geliştirme yaparken günümüzde güncel olarak Kotlin dilini kullanıyoruz. Ama bunun yanında Java'da hala hazırda birçok projede kullanılmaya devam ediyor. Bunun yanında Android Studio en stabil ve çok yaygın olarak kullanılan ve geliştirilen IDE diyebilirim Android tarafında. Birçok Android cihaza uygulama geliştiriyor. Birçok farklı marka var aslında sektörde diyebilirim. Bu işte cihaz olarak da mobil baktığımızda tabletten tut akıllı saate kadar aslında biz uygulama geliştiriyoruz. Ben aslında birazdan zaten bu soruları çok çok fazla soracağım ama normalde mesela dil olarak Kotlin ve ne demiştin Nalan? Java. Java demiştin Java. mesela. Normalde bu özellikle Android kısmında biraz kafa karıştırıcı bir durum oluyor. Çünkü yani sanki çok fazla şeyle geliştirilebiliyor zaten. İşte cross platformlar olsun, normal native pro şey platformlar olsun vesaire. iOS tarafında biraz daha galiba şey, yani ne yapacağın çok belli.
Bunu da geliştireceksin, bu ürünü de geliştireceksin falan. Onu artık birazdan zaten sorularda duyacağız. Şimdi o zaman hazır Gamze senden bahsetmişken, iOS'tan bahsetmişken biraz da senin yoluculuğunu tanımak isterim. iOS geliştirmeye nasıl başladın? Yani bu ilgi nasıl başladı sende? Ve hangi spesifik iOS geliştirme alanı ile ilgileniyorsun? Biraz bu serüvenden bize bahsedebilir misin? Tabii. Ben öğrenciyken staj yaparken aslında ilk defa mobil geliştirmeyle o zaman tanıştım. Ve o zaman çok ilginç bir şekilde Android stajına dahil olmuştum. Ve o zaman gördüm ki zaten öğrenciliğimizde çoğunlukla yaptığımız şeyler görsel frontend diyeceğimiz yapıda değil. Daha çok sistemsel ve işte ne bileyim hep terminali gördüğümüz yapılardı. Orada ilk defa elinde gördüğüm bir yaptığın işin hayatının içinde olduğunu görmek zaten çok güzel gelmişti. Ondan sonra öğrencilikten mezun olduktan sonra iş bakmaya başladığımda ben burada bir detayı belirtmek istiyorum. Ben omurilik felçliyim yani paraplejik engelliyim, tekerlekli sandalye kullanıyorum. İşte bir Türkiye gerçeği olaraktan işin şartlarından çok erişilebilirliğine ve de part-time o zaman çalışabildiğim standarttı. Bu şekilde çalışabileceğim yer var mı diye arıyordum o zamanlar. O yüzden de işte Teknokent, Dotu Teknokent'teki şirketlerle anlaşmalarda ilk anlaştığım şirket telekomünikasyon şirketiydi ama bir mobil app geliştirmeye ihtiyaç duymuşlar. Patronu bana sadece şeyi sordu. Frontend mi istersin, backend mi istersin dediğinde ben frontend istediğimi söyledim. Onların da iOS ihtiyacı varmış. Tamamen junior olaraktan yani tabii ki programlama dillerinin genel yapısını bilerekten başladım ve hala çok sevdiğim bir alan. Gerçekten de yani bu kadar seveceğimi söyleseler inanmazdım yani hani. Çok güzel bir alan olduğunu düşünüyorum. Şahsi olaraktan zaten önceki işimden de ziyade şu anda 4,5 yıldır tamamen sosyal platformlar üzerine çalışıyorum ben. Ve fazla insan etkileşiminin olduğu, fazla özellik eklenilen ve bunun canlılığını devamlı aldığımız alanlar benim daha çok ilgimi çekiyor. O yüzden görselliği de daha çok dikkatimi çekiyor. Yani animatif bir yapı ya da daha çok seçenek cazibeyi artırmaya çalıştığımız, bizim normalde kullandığımıza yatkın olan uygulamalar her zaman daha çok dikkatimi çekiyor. Tabii bu demek değil ki hani şeyde olmamalı ya da istemem diyeceğim. Daha görsellikten ya da insan etkileşimini daha az yapan yapıyı da aramam demem ama hani bunu daha çok sevdiğim bir gerçek yani. Süper. Anladığım kadarıyla o zaman sen biraz daha mobil application geliştirmenin tabiri caizse frontend kısmına ilgilisin ve o alanda çalışıyorsun. Yani aslında frontend ile beraber ben şeyi zaten bütün mobil application birazcık frontend'e yakın gibi bir yapı. Ha ben neresiyle ilgileniyorum dersek ki zaman içinde tabii 7 yıla kadar gelince sırf görsel öğelerden ziyade işte architecture design patterns gibi yapılar da ilgimizi çekmeye başlıyor. Ben en çok o kısımlarla ilgiliyim aslında şu anda. Yani MDVM'e daha çok özen gösteriyorum. Design patterns'a birazcık bakıyorum. Kodun temiz olmasını istiyorum. Variable naming bile önemli bir nokta taşıyor. Bizim şirket ekibimiz olaraktan buna çok özen gösteririz o yüzden yani. Ve güncel teknoloji Apple'da bu konuda çok üretken olduğu için güncel teknolojiler getirip duruyor. Her yıl WWDC'de ne geliyoru gözlüyoruz. Tabii ki app'lerin bir minimum target olduğundan çoğunu hemen hop diye kullanamıyoruz ama kullanabildiğimiz mesela ben işte çok uzun zamandır bunu örnek olarak hep söylüyorum. iOS 13'ü minimum target yaptığımızda Combine gibi framework, reactive programming'i daha onunla kullanmayı çünkü kullandığımız bir şey. Seviyorum böyle şeyleri yapmak istiyorum. Kodun yapısına biraz fazla önem gösteriyorum yani. Süper. Çok teşekkürler Gamze. Şimdi Nalan sana Rica aynı sorunun Android. Zaten belli müddet böyle devam edecek. Aynı sorunun Android versiyonu. Android geliştirmeye nasıl başladın? Nasıl ilgi duydun? Böyle bir şu anda da mesela Android'in hangi alanında özellikle çalışıyorsun? Hangi alanlarında rol alıyorsun? Bize bu serüvenden biraz bahseder misin? Tabii biraz belki uzun olabilir bu kısım ama bunu da atlamak istemiyorum. Belki bazı arkadaşları ne bileyim yakalarım diye düşünüyorum. Ben aslında bilgisayar mühendisliği mezunuyum ve okulda açık kaynak kodlu yazılımlara çok ilgim vardı ve o tarz dersler alıp birçok etkinliğine katıldım. Özgür yazılım etkinliklerine katıldım. Linux işletim sistemi kullanıyordum üniversitedeyken de. Daha sonrasında bir yaz staj fırsatı oldu Android tarafında ve orada gerçekten Android yazılım geliştirmeyi sevdim ve bitirme projesi olarak da Android development aldım. Bir proje geliştirdim. Tamamen böyle sistem tarafıyla alakalı.
bir uygulamaydı ve Android uygulamaydı. O zaman da tabii sene 2014 diyebilirim. 2015'te de bu bitirme projesini yapmıştım. Ben mezun olduğum zaman mobil çok böyle trend bir noktada değildi. Yani günümüzdeki kadar değildi ve birçok şirket aslında böyle mobil departman açmamıştı diyebilirim. Çok büyük şirketlerde yapılanmalar ve önemi anlaşılıyordu. Bir tık tabii o anlamda baktığımızda İstanbul'da çok merkezi bir noktada. Hala da günümüzde öyle yazılım dünyası için. Benim ailem Antalyalı ve Antalya'da yaşıyorlar. Ben de Antalya'ya dönmek durumunda kaldım. Dolayısıyla Antalya'da çok kısır bir durum var ve başlangıç noktam olarak aslında mobil olmadı. Proje mühendisi olarak işte network tarafında da yer aldım, işte kodda yazdım, hardware tarafında da yer aldım. Mobil yazılımdan bağımsız bir işle başladım sektöre. Ama bir yandan da o mobil sevdam devam ediyordu. Hani proje geliştirdim üniversitede ve işte staj yaptım. Yan tarafta da işte Android geliştirmeye devam ediyorum. İşte Turkcell'in etkinliklerine katılıyorum. Bir noktada orada hani o heyecanım devam ediyordu. Daha sonrasında bunun beni hani çok mutlu etmeyeceğini anladım. Mobilin peşinden gitmem gerekiyor. İşte ne yapabilirim? İngilizcemi biraz geliştirmeye özen gösterme açıkçası. Bir böyle 7 ay kadar dil okuluna gittim. O evrede de Google'ın şöyle bir fırsatı vardı öğrencileri. Udacity ile beraber bir işbirliğinde bir video serisi. Onun sonrasında öğrencilere bir sertifika kazandıracağı bir scholarship veriyordu. Ben de açıkçası bir işte GitHub hesabımı linkleyip belirli bir testi çözüp bu scholarship'i kazanmıştım 2017 yılında. Ve o video serisini bitirip sertifikayı edindikten sonra İşte Türkiye'ye tekrar Kanada maceram bitip döndüğümde o video serisini bitirmiş Android'den de çok uzaklaşmamış bir noktadaydım ve küçük bir mobil yazılım şirketinde işe başladım. Burada aslında ilk başta başladığımda Android developer olarak başladım ama şirket çok küçük bir şirketti ve iki Android developer, iki iOS developer, işte backendçi. Aslında bir yeri geldiğinde Swift ile iOS'te yazdığım oldu. Hani full Android yazmadım diyebilirim burada. Dolayısıyla kendimi bu noktada küçük bir yerden başladığım için daha çok geliştirdim. Sonrasında burada bir gazete uygulaması yaptım ve bu bir referans oldu. Bir sonra medya şirketine girdim. Burada televizyon, radyo, gazete yaptım. Sonra artık bunların tekrar ettiğini görüp bu sefer de açıkçası şu anda devam ettiğim bankacılık tarafında uygulama geliştiriyorum. Yani sektörel olarak da bir değişikliğe gittim. Şu anda ne yapıyorum? Mimarisel olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum Android Development'ta. Bunun yanında Kotlin çok biliyorsunuz ki yeni bir dil. Ben de 2,5-3 yıldır Kotlin'le uğraşıyorum. Kotlin tarafında kendimi geliştiriyorum. Onun dışında yine Google'un çıkardığı son güncel teknolojileri takip edip uygulamada hani kullanmaya çalışıyorum. Onun haricinde büyük bir development cycle'ın içinde olduğum için unit testle beraber profesyonel bir yazılım geliştirme sürecinin içerisinde yer alıyorum gibi bir durum var. Aslında bu şekilde diyebilirim benim serüvenim. Süper. Ben çok açıklayıcı bir serüven oldu. Benim burada dikkatim aslında iki şey çekti. Birincisi yazılım alanında şöyle bir şey var bence. Çünkü herkesten duyuyorum zaten bunu. Başladığın şeyle devam etmiyorsun. Devam ettiğin şeyle bitirmiyorsun gibi bir durum var. Yani işte frontend ile başlıyorsun, oradan backend, oradan mobil deniyorsun, siber güvenliğe geçiyorsun. Yani herkes aslında yazılım alan, yani alan olarak yazılımı seçiyor ve daha sonra içerisinde bir şeyler oluyor. Yani bir yerlere sürükleniyorsun zaten. Sizin ikinizin de hikayesinden öyle bir çıkarım yaptım. Bir de ikinci olarak da şöyle bir çıkarım yaptım. Doğru mu bilmiyorum. Belli müddet yazılım geliştirmiş insanlar ister istemez o işin mimarisine kayıyorlar diye bir şey diyebilir miyiz bilmiyorum. Yanlış mı çıkarımda bulundum onu da bilmiyorum ama nedense böyle belli yaştaki pardon belli deneyime sahip olan yazılımcılar ister istemez mimari tarafına, yazılım mimarlığı tarafına kayıyorlar. Yani bu galiba şey, artık kod yazmayayım, yazdırayım, daha doğrusu daha sistematik düşüneyim gibi bir şey mi? Gamze, direkt olarak şu an söze girebilirsin. Tamam, o zaman gireceğim. Bunun olayı aslında biraz farklı gelişiyor. Mimarinin önemi işin nasıl yapıldığını ve uzun süre maintenance dediğimiz durumu koruyabilmek ve başkalarının katılımının rahat olması. Deneyim geliştikçe buna ne kadar ihtiyaç duyduğunu daha çok görmeye başlıyorsun. O yüzden süre ilerledikçe ben çünkü hala kod yazmayı seviyorum. Gayet de içinde doluyorum. Ama işte dediğim gibi mimariye önem veriyorum. Çalışsın yeter mantığı biraz zaman geçtikçe işin içinde
senden biten bir duruma geliyor. Dediği gibi Nalan'ın unit testi, UI testi gibi detaylara da bu zaman bakmaya daha çok ihtiyaç duyuyorsun, istek duyuyorsun. O yüzden bence zaman geçtikçe mimariydi, design pattern'ında olay budur ya, bir problemi çözerken net bir yolu bilirse hatanın nerede olacağını kişi daha rahat bilir bu sefer. Yani bir hata oluştuğunda tüm projeyi incelemesine gerek yok. Aa, tahmin ediyorum bu şuradadır bilmek gibisinden. Yani ya da junior birileri yeni başladığında baktıklarında aa, bu binanın şekli şöyleymiş demek gibi bir hali gördüklerinden daha kolay adapte olacaklarından. Bence ondan dolayı maintenance dediğimiz durumu sürdürmek için bunlara zamanla ihtiyaç gelişiyor birazcık. Fark ediliyor yani. Süper. Biz biraz böyle vahşet çıksın, kavga çıksın falan isterken sen gittin Nalan'ı onayladın. Nalan birazdan seni onaylayacak. Bu hiç hoş değil arkadaşlar. Öncelikle Tam bu olarak konu. öyle yapacaktım. Gamze'yi İşte ondan onaylıyorum. olmasın. Herkes buraya kavga izlemeye geldi arkadaşlar. Lütfen bu konuda biraz özen gösterin. Ama şu anda ortak konulardayız. Ya şimdi Android ile iOS'u Evet. kıyaslamaya bir girelim, Kavga birazdan. yıldızlar falan çıkar o arada. O zaman ondan önceki o zaman son sorumu sorayım. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bu alanları mesela neden seçtiniz? Yani mesela ben mobile gireceğim. Niye? Yani mesela şey gibi bir insan kariyerine başlarken şey diyebiliyor ya. İşte ben yazılımcı olacağım çünkü gelir seviyesi iyi, remote çalışabiliyor, freelance iş alabiliyor, yurt dışı olanakları iyi gibi 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 olumlu durumlar ve olumsuz durumlar. Onları compare ediyorsun ve neticesinde bir sonuca çıkartıp bir o yoldan ilerlemeye karar veriyorsun. İşte yazılıma karar verdiniz ya da arkadaşlar yazılıma karar verdiler. Oradaki mobil kararı nasıl oldu? Mesela Gamze senin için ya da iOS kararı daha spesifik olarak iOS kararı nasıl oldu mesela sende? Ya ben evet Yani, tamam karar verdim mobilden devam edeceğim. Bunun sebepleri nelerdi mesela? tabii bunu şöyle anlatabilirim. Dedim ya, başlangıcım tam bilerekten seçtiğim bir alan olarak gelişmemişti. Ama sonrasında bakınca gerçekten iOS'i şey gibi görüyorum birazcık. Kapalı bir kutu. Çok net kuralları var, sınırları belli. Ve tamamen Apple'a bağlı zaten yapısının gelişimi. Hani cross platform şekilde bir durum yapılmıyorsa, yani tertemiz, nezih bir alan gibisinden bir şey yani. Hani ben özellikle backend'le bu konularda diyalog kurduğumda çok fazla hissederim. Yani ben onların o karmaşık dünyasını da biliyorum biraz çok. Yani ister istemez işte öğrencilikten gelen de o tarafları bildiğimiz gerçeğinden ötürü işte. Ve çok temiz. Tabii birazcık gerçeği var. Maliyeti yüksek bir alan olduğu için bunu öğrencilikten hadi yürü de gidersin diyemem. Ama eğer bir uygun şartı bulunursa yapması güzel, temiz, rahat görece, backend'e göre diyorum yani. Ve iş alanında mobil malum seviyedeyken çok açık bir iş Mesela alanı olan, malum seviye ne oluyor yani? Ne demek? yüksek, hayatımızın eksik olmayan bir parçası. Bu sadece geçici bir dalga gibi bir şey değil. Yani şimdi şey diyoruz bazen, ya ne yapıyormuşuz? Öyle akıllı telefonlarımız yokken nasıl yaşıyormuşuz diyoruz. Tabii bazıları romantize ediyor, o zamanlar ne kadar güzeldi diye de sorsak 3.000 Instagram'a bakmadan dayanamazlar. Yani hani böyle bir şey var yani. Bir de olay Ben sadece böyle popüler kültür de değil. Evimizi idame ettiğimiz çok detayı bile telefonlardan yapıyoruz. Yani hani artık o yüzden mobilin yeri yüksek yani. Her yıl şey geyiği de döner ya, 2022 mobilin yılı olacak falan bir şeyim. Bu gerçekten. geyikte vardır ya hani. Ve bu gerçeklik içinde de Apple'da yarın batmazsa birden küt diye, ki zannetmiyorum. Yani tabii gönül ister ki ekonomik eşitlikler olsun falan diyeceğim ama netice itibariyle ekmek kabımız olaraktan bakarsak yani iOS development çok güzel bir alan oluyor o yüzden. Süper. Yani Ben çok avantajları çok tavsiye ederim. Çok avantajları çok avantajı var fazla yani. olduğu için ve aynı zamanda o backend'in karmaşık dünyası yerine bu kadar naif güzel Evet. bir alan varken doğal olarak oraya seçtim. Süper. Peki Nalan sende nasıl oldu bu durum? Yani ilk önce bir mobile mi karar verdin yoksa Android'e mi karar verdin? Yani ya da mobilden sonra mı Android'e karar verdin gibi o süreç nasıl oldu sende? Yani süreç değil pardon. Sebep neydi onun? Sebebi neydi yani? Ya aslında şöyle, ilk yazılıma nasıl karar verdiğimi de düşünürsek, ben normalde bilgisayar mühendisliği yazmasam yazılımcı olur muydum? O kısmı ben de bilmiyorum açıkçası. Belki olmaya da bilirdim diyebilirim. Biraz bilgisayar mühendisliği okumamın da verdiği bir nokta, ama bizim her sınıf arkadaşım da yazılımcı olduğu gibi de bir durum yok. İlgiyle de alakalı. Tabii ki tek motivasyonum ben para olabileceğini düşünmüyorum yani açıkçası. Öyle bir fikrim yok. Ben açık kaynak kodlu yazılımlarla çok ilgilendim. Üniversite hayatımda katkıda da bulunmuşluğum da var. Dolayısıyla o açık kaynak kod kültürü beni herhalde çok yakaladı ve Android'i o ekstra sevmemin sebebi de onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde herhalde benim motive eden taraf
Yaptığım şeyi o kullanıcıların kullandığını görebilme fikri çok güzel. Hatta şöyle küçük bir anımı söyleyeyim. Bir gün otobüste gidiyorum ve bir gazete geliştirmiştim. Bir kullanıcının benim geliştirdiğim gazeteyi işte scroll ederken gördüm ve inanılmaz mutlu oldum. Bu beni çok açıkçası motive ediyor. Neden mobil dersen de tabii ki de diğer yazılımlar dokunmuyor mu insana dersin ama bence mobil yazılım daha bir dokunuyor gibi. Ekstra ekstra gibi geliyor. Tabii geliştirmesi de çok keyifli. Yani katılıyorum Gamze'ye. Geliştirirken gerçekten hani Google ekosistemini seviyorum. İşte o cihazla hemen yaptığımı görebilmenin ayrı bir mutluluğu, motivasyonu oluyor. Bence beni oradan yakaladı diyebilirim. Süper. Nalan bir daha uyarıyorum, lütfen Gamze'ye katılma. Bu son uyarım. Yok yok, şaka bir yana. O zaman biraz da artık teknolojilerden bahsedelim. Artık çünkü kan çıksın istiyorum. Şaka bir yana direkt olarak teknolojilere giriyorum. O zaman Gamze seninle başlayalım. Şu an kullanmakta olduğun teknolojilerin cazip yanları neler? İlk önce teknolojilerden bahsedebilirsin. Sonra bunların cazip yanlarından bahsedebilirsin. Sonra da gelecekte bu ne noktada olacak hayatımızda, bundan bahsedebilirsin. iOS'te kullandığın teknolojiler ve geleceği olarak özetleyebilirim soruyu. Tabii. İşte en başında ufak bir dokundum zaten. macOS kullanıyoruz. macOS da Apple'ın daimi IDE'si olan Xcode'u kullanıyoruz. Ve Swift dilini kullanıyoruz. Swift'te de ben şu ana kadar UIKit kullanıyorum ama tabii bildiğiniz üzere Swift UI'da yükselen bir trend şu anda. Gelecek olaraktan bakarsak performans artıları zaten tahmin edeceğiniz üzere eğer iyi bir macOS'unuz varsa özellikle böyle çok 13 yıllık 15 yıllık değilse hız olaraktan çoğu işletim sisteminden daha verimli durumlar oluşturan bir yapı var zaten. Yani sadece iOS development için değil genelde de çok tercih edilen bir development ortamı zaten sağlıyor genel olarak. Tabii Linux'un hızı da ayrı bir şeydi. Ben öğrencilikten sonra kullanmadım ne yalan söyleyeyim ama öğrenciyken ben de bilgisayar mühendisliğinde işte onu hep kullanıyorduk o yüzden yani. Ubuntu özlediğimiz şeylerden diyeceğim. Onun dışında hani burada bir selam gibi oldu ama yani güncel bir teknoloji her zaman gelişen ve iyi noktaya gelen bir şey dediğim gibi. Başka ne diyebilirim? Popüler yani burası da bir gerçeği olan bir şey. Yani işte deminki söylediğim WWDC'yi her yıl heyecanla takip eden binlerce insan var yani sadece hani benim Türkiye'deki bir şeyi de söylüyorum. Dünyaya girmiyorum bile. Geleceğe de var olan bir şey. Devamlı gelişmeye devam ediyor. Daha bu yıl M1'i açıklamışlardı. M2 geldi. Bu da tam Türkçe söyleyiş oldu. M nedir İngilizce? Bir nedir Türkçe? Neyse. Herkes öyle kullanıyor, herkes. Hiç sıkıntı değil. M1 diyelim de tam olsun. İşte yani. Yani habire gelişiyor. Habire daha cazip şeyler getiriyor. İster istemez aslında ihtiyaç duymasan bile böyle merak ediyorsun. Bunun içinde olmak istiyorsun. Tabii ki ekonomik şartlarının sıkıntısı birazcık var. Burasına değinmiyorum şimdilik sıkıntısal boyutuna. Burada aslında şuraya değinse güzel olur. Tam olarak araya giriyorum ama bu gelecekten bahsederken aslında kodlamanın geleceğine de çok kısa girebilirsin. Çünkü şöyle bir durum var. Özellikle Mac gerekiyor bunun için. iOS geliştirmek için Mac gerekiyor ve çoğu öğrencilik aşamasında iOS, pardon, mobil geliştirmeci olmak isteyen arkadaşlar da bazen Android'i zorunlu olarak tercih ediyorlar. Çünkü Mac yok. Evet. Elimde bir tane Lenovo Dell var. Onunla bir şeyler yapmak zorundayım ve iOS geliştirisi olamıyorum. Bu ileride sence değişecek mi? Yani ben Windows'umla ya da işte açık, yani Linux'umla, Ubuntu, Linux Mint olabilir vesaire, bunlarla geliştirebileceğim mi acaba? Ya da bunun mümkünatı olacak mı sence, yani teknolojik olarak? Ya açıkçası hani yer yer biraz zor gibi de geliyor bana. Yani çünkü bir markaya bağlılık olayı var. Ondan ötürü biraz zor gibi geliyor. Yani Apple diye bir olay var ortada ve Apple işte buna yatkınlık göstermiyor. Katı kurallarını tutan bir firma yani. Hani ama Kültürü o yani diğer biraz, değil mi? taraftan Apple'ın kültürü öyle ama diğer taraftan tabii şey de gelişiyor mu? Gelişiyor. Yani işte Virtual Machine üzerinden kullan yap diyenler var işte. Hani ben yapmadım, denemedim hiç ama yapılamaz mı? Ya kocaman bir app yapıp da ne bileyim türlü türlü feature olan bir şey yapmazsın belki ama bir basit öğrenmek için gerekli olan app'leri yapmak için o Virtual Machine gayet kullanılabilir tabii ki neden olmasın diyebilirim. Hackintosh muydu? Öyle bir gene Aynen. Windows'ta Hackintosh vardı kullanılan. yanlış hatırlamasam onu da yaparaktan mutlaka birileri yaptı ki yapıyorlar ve bu o zaman işte buraya bakarsak o gelişir. Yani onun gelişeceği kesin çünkü böyle bir ihtiyaç var. Yani tamam Amerika'da hani Türkiye kadar bir iki şey
fiyat zorlaması öğrenciye özellikle olmuyordur ama orada da gene de bu kadar rahat olmaz yani bir mezun olanın şeyi kadar yani diye düşünüyorum. O yüzden mutlaka gelişecektir. Yani bu bir nevi açık kaynağın gelişmesi gibi bir şey. O yüzden de ben de gelişeceğini düşünüyorum tabii ki canım. Geleceğinde böyle bir şey daha rahat ulaşılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki işte şu anda benim başladığıma göre daha zor ulaşılır seviyede. Bu farklı sebeplerden gelişiyor ama zaman içinde öteki alternatifler çıkacaktır diye düşünüyorum. Süper. O zaman Nalan, hiç bekletmeden ben direkt olarak sana geçeyim. Aynı soru olacak. Android'in geliştirirken kullandığın teknolojiler, neleri kullanıyorsun ve bunların gelecekteki rolü ne olacak? Ya da gelecekte bambaşka bir şey bizi bekliyor olacak Android nezdinde diyebiliyor musun? Bunlardan bize bahsedebilir misin? Tabii ya şöyle Android geliştirirken belki de hani siz de bahsettiniz en büyük artısı bir platform ya da bir marka bağımlılığı olmaması diyebilirim. Daha özgür bir ortam sağlıyor geliştiricilere. Ve tabii ekonomik olarak da bir şeyi var. Tarafı var yani artısı var diyebilirim. Onun dışında ya şu an için güncel olarak hani yeni bir dil tanıtıldı. 2019'da Kotlin First dediler. Hani Google şirketi. Google ya sonuçta Android hala geliştirilmeye de devam ediyor. Hani güncellemeler devam ediyor. Ve yani Google şirketi Android'in arkasında olduğu müddetçe ve hani birçok markada zaten bunu nasıl diyeyim Android'i zaten kullandığı için de öyle de bir talep olduğu için de ben bunun gelecekte de devam edeceğini düşünüyorum. Bir de zaten ben hatta böyle 2014-2011 sürelerinde hep bir cross platformlar konuşulurdu. Hep onun işte gelecekte native'in ya da Android'in yerini alacağı söylenirdi ama o kısmın ben de yani Apple zaten çok kapalı bir privacy noktada. Onun çok izin vermeyeceğini düşünüyorum. Tabii Google'ın belirli noktalarda bunu desteklediğini söyleyebilirim. İşte Flutter gibi bir framework çıkardı. Tamamen iki platformda da yapılsın ama ben zaten o noktada Apple'ın çok izin vermeyeceğini düşünüyorum böyle bir şeye. Kendi fikrim bu. Gelecekte ne olur dersek açıkçası ben Android işletim sistemi çok artık oturmuş bir ekosistem. Birçok şirket açıkçası alıp mesela custom ROM'la ilerliyor ya da işte kendisi sıfırdan bir işletim sistemi Android işletim sistemi üzerine yazarak geliştiriyor. Mesela Amazon şirketinin de cihazları var. Birçok şirket açıkçası kullanıyor. Dolayısıyla ben gelecekte de çok değişmeyeceğini düşünüyorum. Mobil yazılım anlamında da yani gelecek olarak hani kısa vadede açıkçası önünün çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte IoT dediğimizde birçok cihaz birbiriyle iletişim halinde oluyor. Ya ben farklı sektörlerde de bunun önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Mesela bankacılık alanındayım. İşte finans alanında da çok ileri vadede işte sadece mobilden yürütülecek işler açıkçası. Gidişat öyle görünüyor. Katıldığım birçok etkinlikte de öyle konuşuluyor. Onun dışında akıllı ev aletleri, cihazları birçok tek noktadan yönetilmeye başlandı. Ya ben mobilin geleceğini çok artan bir ivmede görüyorum açıkçası ve bir sürede böyle devam edeceğini düşünüyorum. Burada aslında sana ekstra şey sormak istiyorum ben. Özellikle bu Çin-Amerika kavgası yüzünden ortaya çıkan işte Çinli abilerimizin, ablalarımızın ürünleri olan Huawei'dir, işte Xiaomi'dir vesaire. Bir ara Android kullanamamışlardı. Hatta işte şu an tabletlerinde sanırım kullanamıyorlar. Yeni güncellenmiş tabletlerinde, yeni çıkan tabletlerinde vesaire. Bu Android'i zedeleyen bir şey olduğu aşikar ama çok da gelecekte böyle bir şey yaşamayacağız. Ya da gelecekte belki Android'in türevleri vesaire çıkabilir gibi gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Bu konudaki böyle düşünceni kısaca bir duymak istedim aslında. Tabii onlar Google'un servislerine kullanamıyorlar ama yine zaten Google yani sonuçta Android işletim sistemi açık kaynak kodlu bir işletim sistemi baktığınızda alıp siz custom ROM yapıp yani özelleştirebiliyorsunuz. Size öyle bir olanak sağlıyor. Baktım ya da birçok mesela Amazon'dan bahsettim. FireOS diye bir işletim sistemi var. Tamamen Android open source kaynak kodunu alıp bir işletim sistemi geliştirdim. Yani sıfırdan aslında kimsenin bir işletim sistemi geliştirdiği gibi bir durum yok. Bir altyapı var, bir kaynak kodu var ve onu temel alarak üzerine devam ediliyor diyebilirim. Yani o açıdan düşündüğümüzde Android işletim sisteminin öleceği gibi bir şey çok söylenemez. Çünkü yani çok çok oturmuş ve zaten Google sadece küçük bir kısmını kendine saklıyor open source olarak paylaştığı bu işletim sistemin. O yüzden de ben hani yani kısa vadede açıkçası böyle çok da hani korkutucu bir senaryo olmayacağını düşünüyorum.
Yani bu kavga Google'a, Huawei'ye zarar verebilir, Android'e zarar vermez diyorsun. Güzel. Bunu da duymak Yani güzel aynen. geldi. Süper. O zaman biraz da aslında ben kariyer yolculuğundan değinmek istiyorum. Kariyer yolculuğuna değinmek istiyorum. Çünkü bizim kitlemiz genelde kariyerine ilk adım atmak isteyenler ya da kariyerinin başında olan arkadaşlar olduğu için. Şimdi direkt olarak sizinle empati kurabilmesi için öncelikle Gamze senden başlayayım. iOS geliştirmeye yeni başlayanlar için verebileceğin tavsiyeler nelerdir? Nelere dikkat etmelilerdir? İşte bu özellikle sorusu da çok fazla geliyor. Benim lisansım bilgisayar mühendisliği değil ya da ben lise mezunuyum, üniversite okumamayı tercih ettim ya da işte çok alakasız yazılımdan alakasız bir bölüm okuyorum ya da bitirdim. Bunlar benim için sorun teşkil eder mi? Ve aynı zamanda şöyle bir durum da var. Bu alanda iş bulabilmem için şu kadar yeterliliğe junior pozisyonda giriş aşamasında iş bulabilmem için şu kadar yeterliliğe ihtiyacım var. iOS'te bunları yapabiliyorsan tamam sen bir şekilde iş bulursun. Bunları böyle bir anlatabilir misin bize? Tabii ya şöyle diyebilirim ben junior kişilerle de çalıştım, mentorluk yaptığım da oldu hatta bayağı ama hepsi bilgisayar mühendisliğinden mezundu. Yani üniversitenin teknokentinde olduğumuz için işte mezun olmuş gelmiş kişilerdi. O yüzden tabii junior'ın farklı iki çeşidi var. Bir senin dediğin gibi işte hiç bilgisayar mühendisliğiyle alakası olmamış yazılımı bilmeyen kişi olayı var. Bir de bilerek gelen var. Tabii ikisinin arasında bir avantajsal farklılık oluşuyor orada ama hiç bilmeyen kişiyi ele alırsak öncelikle. Ben bunu soran insan da oldu bana şahsi olaraktan. Ben direkt girip Swift'i öğrenmek, nasıl Swift'i öğrenirim sorusunu aslında Swift'ten önce Udemy'den programlama bilgilerini almayı temelde olaraktan öneriyorum. Yani bu da çok zor bir olay değil. Çünkü aslında zaten ne bileyim mühendisliği okurken öğrendiğimiz bir sürü yapıyı kullanmayabiliyoruz şu andaki yaptığımız şeyde. Bilmek artı olur da bilmemek de çok büyük hani kendilerini zaman içinde geliştirmelerini sağlayabilecekleri yol olur ama bir programlamanın temel bilgilerini ne bileyim stack'li Q'ydu neydi bilmek gibi sen data structures'ı bilmesi kişinin bence gerekir genel olaraktan. Onun için de giderim sadece bir tane iOS geliştirme tutorialına başlarım. Orada işte bana bir tane to-do list yaptırırlar. Ve bununla işe girer miyim derse ha gene girebilir. Ya yani, öyle bir pazar var ki gerçekten hani giriliyor ama ne olur? Farklı standartlarda olur. O da tabii kabul edilebilecek bir şey. Yani orada geliştirebilirim kendimi diye de düşünebilir zaman içinde. Yani çünkü nereden kâr? Çünkü evde bekleyecek, çalışma süreci yapacak ya da öteki tarafta gelişecek. Yani hepsi aynı. Yine hak veriyor olacağım ama Nalan'ın dediği ilk başta girdiğim küçük firma olayı var ya. Yani ben de yaşamıştım. İlk girdiğim şirket görece daha küçüktü ve yaptığım işte bana mentorluk edecek kimse yoktu. Her şeyi kendim uğraşarak öğreniyordum orada mesela. Aynısını. Ha benim işte dediğim gibi öğrencilik bilgim vardı. Yani programlamayı biliyordum. Zaten bilgisayar mühendisliğinden mezun olduysanız dilden bağımsız programlamayı biliyorsunuz demektir zaten yani. Ötekisinde o yüzden programlamayı temellerini öğrenebileceğini düşünüyorum. Yani Udemy dersini o yüzden verdim. Peki neye bakarım? Şey derse mesela işe girmek isteyen birisi kendisini de alaylı olarak geliştirdiyse alaylı ya da mezun olaraktan zaten çoğu firma HackerRank gibisinden testler gönderebiliyor ya da bir proje yap olayı gelebiliyor. Hani proje yapmak bazen daha zor olur, bazen HackerRank daha zor oluyor. Değişiyor bu durumlar yani. Bazısı da gerçekten ben şeyi de hatırlıyorum. Burada bir anı anlatmak gibi olacak ama mesela matematikten mezun olan birisi iş görüşmesine gelmişti. Ve kendisi çeşitli uygulamalar geliştirmiş. Ben hatırlıyorum mesela birkaç tane kendisi algı deneyerekten geliştirdiği uygulamalar yapmış. Ve o kadar güzel öğrenerek yapmış ki o uygulamaları. Hangi konusunu sorsam şurasını yaparken ne düşündün de yaptın desem gayet hakim olaraktan onu niye yaptığını, niye kullandığını. Aslında en önemli şeylerden bir tanesi de geliştirmeyi öğrenirken bu neden yapılıyor biraz üstüne gitmek gerekiyor. Yani kodu kopyala yapıştıra ben biraz karşıyım. Yani tabii ki kodu kopyala yapıştır da en azından bir içini kurcala hani bir onun niye bu gelmiş? Hani bunu bir bakayım'a bakarsan zaten anladıkça olaya gittikçe hakim oluyorsun. Bunu da zaten sana seninle mülakat yapanlar sorduğunda daha güzel cevap vereceğin bir durum oluyor. Yani mülakatta da adama gidip de zaten 10 yıllık deneyimli adam demeyeyim bireye 10 yıllık deneyimli kişi sorusu sormayacağım ki ben hani ona junior olduğunu bilerekten soruluyor bazı şeyler ama mesela iOS'a bakıyorsa tekrardan olayı kapatırsak bir iOS developer direkt memory sistemini araştırmasında görür. Arkı nedir bilirse iyi olur mesela. Yani bunu bilmek artıdır. Mesela işte daha neyi düşünebilirim? Yani arkı zaten dedim de
Bunun işte bazı property'ler vardır. Protokol nedir bilirse iOS geliştiren kişi. Çünkü Swift şu anda net olaraktan protokol oriented bir dildir yani yapı itibariyle. Tabii ki architecture'ı bilmeyebilir. Bazıları onu da bildiklerini yazıyorlar ama hani MVC'yi kullanıyor Apple direkt olaraktan öncelikle. Ben open source'da yaptım deyip GitHub reposunu veren kişi artı değeri kazanır. Yani şeyden daha artıdır bence. Benim markette uygulamam var diyenden bana GitHub reposunu veren daha artıdır. Daha avantajını olur. Çünkü yani kodunu görürüm ben hani ona bakarım diye düşünürüm. Yani oradan diyorum. Başka ne önerebilirim? Ne kadar okursa yani Swift'in yapısını çünkü okuduğunu belli eder. Yani bir iki soru sorunca oradakini anlarız. Yani işte navigation controller'ı bilmesi durumunda hele ki artısı bayağı olur mesela yani hani bunun gibi detayları var. Çünkü orada stack yapısını düşündüm de o yüzden söyledim yani. Böyle şeyleri bilmesi bayağı artısı olur onun. Bunlar giriş aşaması için değil mi? Yani en alt düzey bunları bir kesin olarak bilmeli ki işe Yani girebilsin. özellikle yani arka özellikle onun için dedim. Yani arka bilmesi gerçekten en alt düzeydeki birinin çünkü gitmiştir o zaman şey diye bakmıştır. iOS Development nedir'e bakmıştır yani. Hani ona bakarsa biraz iyi olur. Yani hiç bakmadan gelirse ben o zaman ona şey sormam gerekir. Bilgisayar bilimlerinden neyi biliyor diye düşünmem gerekir. Stack'i sorarım mesela o zaman ben ona. Derim ki stack nedir derim. Q nedir derim. Onları da bilmiyor olursa bu sefer daha da zorlaşır olay. Yani hani tree nedir diye sormak zorunda kalırım mesela ona. Hash table nedir diye sormak zorunda kalırım. Yani o yüzden hani bu böyle gidiyor. Bir şeyleri Anladım. bilmesi lazım. Hiçbir şey bilmiyorum diye gelene yani çünkü biraz okuması iyi olur diye düşünüyorum. Sıfır gelene geliştirmek isteyen birileri var mıdır? Vardır mutlaka da yani biraz isteği görmek lazım gibi geliyor bana. Yani biraz iOS kadar bilgisayardan da anlamalı. Yani bilgisayar Bence da biraz bilmeli. O gerekiyor, evet. bilgisayar derken işte arka kısımlarından bahsediyorum bilgisayarın. Süper. Evet, Peki evet. Nalan, aynı soruyu sana soracağım. Android için minimum yeterlilikler şunlar olmalıdır ki işe girebilsin o kişi. Ve yani junior adaylarına ben şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. İşte Android için bu profesyonelleşme sürecinin başlangıcında şunları yaparlarsa ve şu yeterlilikleri sağlarlarsa işe girme aşamasında herhangi bir sıkıntı çekmeden işe girebilirler. Ve bunları yapmak zorunludur diyeceğin şeyler de ekleyebilirsin. Yani bunları kesin bileceksin yoksa zaten alınmazsın gibi. Böyle bunları açabilir misin? Tabii ya açıkçası şöyle bir gerçek var. Ya şunları bilirsen kesin işe alınırsın gibi bir durum yok. Çünkü bu tamamen firmalarla bağlantılı olarak değişiyor. Yani firmanın ne beklediğiyle alakalı, hangi teknolojiyi senden beklediği. Ya yani mesela daha henüz dönüşüme girmemiş bir firma olabilir. Kotlin dönüşümüne girmemiştir. Tamamen içerideki bütün Android projeler Java'dır. Java bilen kişi ister bu şirket açıkçası. Ama Kotlin dönüşümünü başlatmıştır ve bütün projeleri Kotlin'dir. Sadece Kotlin bilen. Çünkü o günümüz neyi gösteriyorsa, neyi aslında bize diretiyorsa onu bilmemiz bizim yararımıza olduğunu düşünüyorum. Yani aslında açıkçası ya bu birazcık formülize bir durum yok. Ya çok entry level, çok giriş level birisinin yani bir şirketin tamamen mesela çok giriş level birini alacaktır. Ya da bir şirket ya bir kişi alacağım, bütçem bu kadar, 1-2 yıl kadar tecrübe olsun. Aslında junior dediğimizde de bir tık şey kavramlar da çok geniş yani. Çok giriş level mi yoksa 1-2 yıl kadar tecrübeli mi? Ben şöyle söyleyeyim. Aslında çok giriş level bir Android developer ihtiyacı olan bir firmadan bahsedeceğim. Böyle bir firma aslında tamamen içerideki kendi kullandığı teknolojilere bakarak birini almak istiyor. Ama en temelde ben bir programlama bilgisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. En temelde o programın basit temelleriyle programlama bilgisini oturtturup onun yanında basit bir temelde Android bilgisini oturtturacak. Daha sonra da bu ikisini harmanlayıp bilgilerini bir işte GitHub olabilir. Belki hani Google Play Market'te yani yayınlamak sonuçta bu bir maddiyatla da alakalı bir şey. Tamamen kendine bir portfolyo yaratıp işte uygulamaları en basitinden bir işte Notepad olabilir ya da bir hava durumu uygulaması olabilir. Kullandığı işte teknolojileri README kısmında GitHub'da biraz daha detaylı açıklayacak. Aynı zamanda bu gelişim ve öğrenme sürecini de benim tavsiyem yazması yönünde. O isteği de o şekilde ancak gösterebiliyor çünkü junior. Yani bir şirkete gittiğinizde ya ben çok istekliyim, gerçekten işte çok öğrenmek istiyorum kısmını elinizde bir done olması lazım. İşte
kendime ait bir web sitem var, orada yazıyorum aslında öğrendiklerimi. İşte şu kaynakları takip ediyorum gibi. Tabii bütün bunun yanında da yani baktığınızda o gelişim süreci bir süreç. Hala da ben açıkçası kendim de devam eden, hiçbir zaman da bitmeyecek. Aslında developer dediğiniz bence öğrenci yani. Hani bitmeyen bir öğrencilik diyebilirim. Dolayısıyla yani tamamen şirketin ihtiyacı. Peki bir iki yıllık bir kişi arıyorum ben, bilen. O zaman nasıl birini istiyorum? Bu süre zarfında da biraz ihtiyaçlar ve istekler değişiyor. Mesela diyelim ki benim içerideki projem Kotlin'e dönüştürülüyor. Java'da var. Java'da bilen istiyorlar. Çünkü Java olan sayfalar, feature'lar da var yani. Hem Kotlin bilsin hem Java bilsin isteniyor. Böyle bir developer'dan beklenen bu. Kotlin zaten Java ile beraber de çalışan bir dil. Dolayısıyla bütün şu anda projeler side back side back ilerliyor. Yani beraber bir dönüşüm süreci var. Hala devam ediyor aktif bir şekilde. Onun yanında ya Google'un son dönemde açıkçası kaynakları gerçekten çok güzel. Ve Android Architecture Component'ın altındaki kütüphaneleri bilmek gerçekten çok yararlı. Çünkü gerçekten Android geliştirme de çok çok başlangıç noktasından çok daha ileride ve modern Android geliştirme çok önemli. Şirketler bunu arıyor çünkü her yerde teknoloji dönüşümü başladı Android tarafında, öyle diyebilirim. Bu kütüphaneler neler mesela? Ya, açıkçası network isteğinin atıldığı retrofit kütüphanesi çok önemli. İşte bir network API ile iletişim kurup istek atılıp get post isteği atılıp bu kütüphaneyi kullanmış olması bekleniyor. Onun dışında dediğim gibi Android Architecture Component'ın altında Navigation Component var. Daha hala geliştirilmeye devam ediyor. Paging var, Work Manager var. Ondan sonra Room var mesela. Hani tamamen mesela network ihtiyacı olmayan bir uygulama geliştiriyorsun, Notepad. SQL mantığı, database mantığıyla ilerliyorsun ve Room kullanıyorsun. Gibi aslında birçok yeni ve trend teknolojiyi aslında developer'dan istiyor diyebilirim, özetlemek gerekirse. Bayağı bir Android tarafında galiba çeşitlilik çok fazla. O Evet. yüzden ben bir Android kullanıcısı olarak iOS'a yakın hissediyorum şu an kendimi. Çok şey çünkü. Kompleks geldi bu tarz şeyler. Ama gerçekten şey nasıl söyleyeyim? Yani süreçler aslında birbirine benzer. Şaka bir yana gerçekten işin içine girdikten sonra hem bilgisayar bilmek gerekiyor, hem yazılım bilmek gerekiyor, hem gelişmeye açık olmak yeterli değil. Geliştirdiğin şeyleri de sunabilmen gerekiyor. Yani evet ben çok heyecanlıyım, çok öğrenmek istiyorum ve çok fazla çalıştım, bir şeyler öğrendim. Bunu somutlaştırmak da gerekiyor anladığım kadarıyla. İşte ben evet bir şeyler öğrenmek istiyorum ve öğrendim. Öğrendiklerimin sonucu da bunlar gibilerinden bir şeyler sunmak gerekiyor. Ben bir de şeyi de çok merak ediyorum. Gamze, sen işe girerken yaşadığın bu işte mülakat süreçleri olabilir ya da iş arama süreçleri olabilir. Karşılaştığın zorluklar var mı? Ve şu an işe girmek üzere olan iOS developer adaylarının bekleyen zorluklar var mı? Özellikle mülakat aşamalarında ya da sektörel olarak zorluklarla karşılaşacaklar mı? Ve karşılaşırlarsa bunlar nasıl zorluklar olacak? Ya tabii var. Yani hani her zaman da vardı. Ben işte en temel zorluğu benim Türkiye'nin erişim sıkıntısıydı. Yani tekerlekli sandalyeyle bir yerlere ulaşma zorluğuydu. Zaten oradan dolayı ben baştan geride zorlanan bir durumdaydım. Şirketlere mülakatsal görüşme yaptığım yer çok olmadı. İlk görüştüğüm yerle çalışmaya başladım. Çünkü uygun bulduğum bir yerdi. Şartları o vaziyetteydi. Ama şimdi iş görüşmeleri yaptığımdan da biliyorum. Yani eleniyor adaylar zaman zaman. Aslında çok kocaman bir sektör. Yani şey gibi bir intiba oluşuyor. Elini uzatsan herkes seni, şirketler kapacaklar havada gibi bir durum izlenimi veriliyor ama aslında öyle değil. Çünkü yani şirketler verim sağlamak istedikleri için, hani kimse hayrına birini yetiştirme amacında olmadığı için biraz acı bir söylem oldu ama yani hani o yüzden rekabet var olan bir sektördeyiz. Yani o yüzden de kendini ifade etmek çok önemli bir nokta geliyor. Bunu ifade edemeyip zorluk yaşayan kişiler görüyorum, duyuyorum, biliyorum. Hani Türkiye içinde de dışında da. Aynen Nalan'ın söylediği gibi. Hadi Nalan'ın söylediğine hiç katılmıyorum. O ayrı ama. Aynen bu şekilde lütfen. Lütfen buna biraz dikkat edin. Ben Yok yok dikkat tamamen ederseniz, serbest. ben blog demedim, şey dedim, kitap dedim. Yani yer bulmaya bir şekilde tamamen farklı şeyler söyledim. Hiç şey olmuyor yani hani. Ondan ama yani ortaya bir şeyleri koyulması, hiçbir şey koymadan birileri alınamıyor. Rekabet çok güçlü bir seviyede şu anda. Çünkü cazip ve bütün
alanlardan gelmek isteyenler var. Bir şekilde kendisini göstermesi lazım çalışmaya gelenin. Yani hani bir tıpta bu durum olmaz. Herkes çıkıp da doktor olayım demiyor yani. Alternatif tıpta neden bir sürü şey çıkıyor zaten o kısımlar. Ama yazılım öyle bir dünya değil. Çok açık. Ve o yüzden de zorluk ne olur? Şöyle bir durum da olur. Dediğim gibi belki iş bulur da hayal ettiğini bulamayabilir bir sürü kişi. Orada da işte bilmiyorum belki oradan başlamalı diyeceğim bir yere de olabilir yani onun hani Bu bu aslında tam benim soruda cevabım yanıt olmadı ama yok. Aslında bence çok güzel oldu çünkü ben bayağı şaşırdım. Özellikle şu an dünyada en fazla konuşulan konulardan birisi işte hangi meslek ne kadar kazanılır, hangi alanda ne kadar fazla iş bulunur ve Türkiye'de şu an durum çok çok da katı bu konularda. İşte iOS şu kadar kazanıyormuş, Android bu kadar kazanıyormuş. İşte biz mesela ben game alanındayım. İşte game developer bu kadar kazanıyormuş gibi bir durumlar olduğu için ve herkes şeyi bilir. Doğru mu bilmiyorum. Bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Aynı zamanda sen de katılır mısın bilmiyorum. iOS'çi çok kazanır abi gibi bir durum var. Ve o yüzden ve herkes işte bütün sektör şeyler firmalar böyle iOS'çi arıyorlar, sağda solda bulduklarını yakalıyorlar, tutup getiriyorlar falan gibi bir algı var. Bunun yanlış olduğunu mu düşünmemiz gerekiyor, yoksa bu algı var diye önüne geleni de almıyorlar mı diye düşünmemiz gerekiyor? ya o gene şirketlere bağlı bir durum var. Şirket mesela şu durumda oluyor. Şirketin kendi bütçesi düşük olduğu takdirde yani ne yapamıyor? Bir senior developer'a verebileceği maliyeti de veremeyebilir durumu oluyor. O durumda da hani o zaman ne oluyor? Diğer taraftakini de alıyor ama gene şirketlere bağlı gelişen bir durum. Ama şöyle bir durum yok. Herkes iOS developer havada kapıyor. O her yere kapıyor. Çünkü şartlar uyuşmuyor. Yani bu sefer beklentinin nedire gelen bir durum var. Önceki işinden çıkmak istiyorsan doğal olarak daha iyi bir şart arıyorsun. O şartı bulabiliyor musun geliyor birazcık mesela. Onu bulamama ihtimalin de çok fazla oluyor yani. Ama tabii yani benim bildiğim kadarıyla LinkedIn'de gördüğüm devamlı iOS developer aranıyor. Ama atla deve mi çok fazla kazanıyor? Biz zenginiz. O ayrı. Biz Evet zenginiz arkadaşlar görüşmek üzere. Gamze'yi atıyoruz yayından. Bizden değilmiş çünkü. yani. Ama ya bu espriyi yapmasam Şu an ölürdüm. söyleyeceğiniz Biz zenginiz şeye değer vermiyoruz bu arada. Burada lafı kesiyorum arkadaşlar. Biz fakirler olarak Gamze'nin söz hakkını alıyorum. Ama şaka bir Oğlum yana ay. söylediğin tabii. Yani hani ya aslında iOS developer az olduğu için bunun ana sebebi de işte kapalı dünya olduğu için daha çok para verilir diye düşünüyor. Bilmiyorum ben çok yazmam ama Android developer'dan çok büyük bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ikisi de güncel ve aktif bir durum yani. O yüzden sadece iOS'e yatırım yapayım diyemeyeceği için bir şirket hani o durum olmaz ama yani ortalamaya göre iyi bir kazanç bandı var diye düşünüyorum yani. O zaman artık arkadaşların kafasında şöyle bir şey şekillenebilir. Evet, herkes iOS developer arıyor. Evet, kriter şey şartları çok çok iyi, imkanları çok çok iyi. Ama bu demek değil ki basit bir şekilde olunabiliyor. Ki basit bir şekilde Evet. olunabilse zaten şartlar o kadar iyi olmaz. Ya da herkes o kadar aramaz zaten. Bu yani girişi kolaylaştırmıyor. Sadece şartların güzel olduğunu açıklıyor bize. Süper. Peki Nalan sen de bu durumda yani Android'de bu durumda. Mesela Android developer'ında imkanları çok çok mu iyi? Ya da Android developer olmak isteyen bir arkadaş şu neler bekliyor sektörde? Senin mülakatta karşılaştığın zorluklar neler? Ya da onları ne gibi zorluklar bekliyor? Çünkü sen yani deneyimli bir developer olarak geçmişte girdin bu işe ve belki sen girdiğinde Android çok çok yaygındı. Çok fazla iş alımı vardı ya da tam tersi hiç yoktu. Şu an daha fazla var. Vesaire bunları biraz açabilir misin? Gençlerin kariyere giriş aşamasında karşılaşacağı zorluklar ve bunun girdikten sonra yiyeceği ekmek diyebiliriz. Bunu sadece maddiyat olarak düşünmeyelim, imkanlar olarak da düşünebiliriz. Tabii aslında şöyle yani başlangıç noktasında bir işe girmek aslında çok kolay değil. Çünkü şirketler birçok noktada yani ihtiyaç talep doğrultusu da çok önemli. Yani o anda ne bileyim Android developer azdır piyasada ve ihtiyacı bulamıyordur. Ve çok başlangıç noktasındaki insanlara şans veriyordur şirket, yatırım yapıyordur o kişiye. Ama en başlangıçta yani gerçekten bir işe sahip olmak önem kazanıyor. Ben kendim küçük bir yerden başladım. Küçük bir mobil yazılım şirketinde çalıştım. Ama bu beni gerçekten geliştirdi. Çünkü birçok noktada kendim
savaş verdik öğrenme aşamasında. Yani işe girmek de kolay olmadı. Çünkü ben söylemiştim 1,5 yıl kadar farklı bir alanda çalıştım. Dolayısıyla ilk işe başladığınızda neden bu alanda çalıştım? Daha önce neden mobil tecrüben yoktu? Gibi sorularla da karşı karşıya kaldım. Dolayısıyla o zaman da bilgimi göstermem gerekiyor. Yaptığım projeleri göstermem, somutlaştırmam lazım. Ne gibi zorluklarla karşılaştım? Bu bahsettiğim şeyleri öne süren şirketler oldu iş arama sürecimde. Onun haricinde ilk mezun olduğumda İngilizce birazcık şey olmuştu, dert olmuştu başıma. Sonrasında açıkçası yani bu yani bir tecrübe kazandıktan sonra işlerin ilerlemesi daha kolay oluyor. O ilk işi bulmak, arkadaşlar çok takılmasın. Ben de zamanında gerçekten çok reddedildiğim şirketler oldu. Hatta böyle reddedildiğim şirketler tarafından şu an hani birçoğu yazıyor yani işte düşünüyor musun bizle çalışmayı falan diye. Ya o bu bir süreç. Belki ilk iş denemende olmayabilir. Kendini geliştirdiğinde gerçekten kapılar sana yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Tamamen bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Ben de başlangıçta bu noktada çok zorlanmış ve işte ilk işe çok daha küçük bir şirkette başladım. Bunun hem artılarını hem de eksilerini gördüm diyebilirim. Kendimi çok geliştirme şansım oldu. Sıfırdan tek başıma işte bir gazete, büyük bir gazete uygulaması yazdım. Bir televizyon, bir radyo uygulaması yazdım. Tek Android developer olduğum için. Bunlar bana artı kazandırırken ama arka tarafını söyleyeyim. Ya açıkçası bir işte bilgisayarımı kapatıp eve geldiğimde ayaklarımı uzatmadım arkadaşlar. Oturdum tekrar ne tarz çalışabilirim, neye bakabilirim, neye de daha iyi olabilirim. Açıkçası açıp dokümanları okudum. Okuduğum dokümanlardan sonra GitHub'tan birçok projeyi indirip kendim başkasının kodunu okuyup anlamaya çalıştım. Yani evet bu arkadaş böyle düşünmüş ama ben de bu kodu böyle eklersem nasıl çalışır dedim. Ve ya açıkçası sonrasında evet güzel şirketlerinde kapıları yavaş yavaş açıldı. Asla pes etmemenizi öneriyorum ve gerçekten hani evet çok kolay oluyor gibi bir durum da yok. Bu bir süreç, bu bir yol ve o yolda çok keyifli bence. Ben açıkçası geldiğim noktayı gördükçe daha da motive oluyorum ve daha da çok çalışıyorum. Öyle diyebilirim özetle. Süper. Şimdi ben iki tane daha ya birer tane daha soru sormak istiyorum. Sonra bizim katılımcılardan gelen üç tane soru işaretledim. Bu arada arkadaşlar siz de sorularınızı yazabilirsiniz. Birazdan onları da yönlendireceğim. Son birer tane daha soru sormak istiyorum. Öncelikle Gamze şöyle bir soru sorayım. Dünyada Android kullanım alanı daha geniş. Yani çok daha fazla kişi Android kullanıyor. Neden iOS geliştirmek, iOS geliştirmek yine de bu kadar önemli? Yani Android'e karşı iOS geliştiriciler şu an bilinen bir tabirle, daha doğrusu tahmin edilen bir tabirle daha böyle imkanları daha iyi gibi ya da işte Amerika'da, özellikle Amerika için konuşuyorum, yurt dışına çıkma imkanları daha iyi gibi bir algı var. Bu algı yalan da olabilir, doğru da olabilir bilmiyorum. Ama bu kadar fazla Android kullanıcısı varken neden iOS geliştirmek değerli? Bunu merak ediyorum. Tamam anlatayım. Şöyle bir durum var. Bu kadar fazla Android kullanıcısı olmasının sebebi Android'in açık bir platform olması ve çok fazla markaya hizmet vermesi. Yani Android tek markanın olup da bu kadar kullanıcıya ulaşsaydı o zaman Apple'ın dezavantajı derdik. Ama aslında öyle değil. Çok fazla markaya ve çok fazla fiyat aralığına sahip bir ürün yelpazesi olduğu için fazla kullanıcıya sahip oluyor Android. Apple ise tek başına bayağı büyük bir pay elde ettiği için ya Apple reklamı yapar gibi oldum yani. İşte, Biraz da yani yanlış az kurgu oldu. inşallah beni inşallahlar diyormuşum şimdi şey oluyordu. Yani olay şöyle bir gerçek var ki Apple kullanıcısı azımsanamayacak bir oranda. Hani şey doğru Android'e göre sayıca az ama dikkate alınmayacak bir azlıkta değil. Gerçekten yüksek bir oranı var. Artı olaraktan düşen bir eğride değil. Artı olaraktan bir de gerçek var. Burası hani şakaya vurabiliriz de işin gerçeği. In-app purchase yapılan bir app'ten bahsediyorsak yani uygulama için satın alımlar varsa yüzde olarak Apple kullanıcısı daha çok satın alıyor. Dolayısıyla piyasada da iOS ürünü de aynı şekilde yani bir uygulama yapan şirket aynı anda iOS'in uygulamasını da yapmak istiyor. Yani özellikle dediğim gibi bir satın alım varsa uygulamadan para kazanılıyor ise yani. O yüzden de iOS developer'da önem teşkil ediyor. Buradan yöne bakınca sayısının düşen bir eğri de olsaydı mesela şey vardı hiç bugün anmadık bir analım. Windows mobil işletim sistemi yapmıştı. Olmadı.
mesela. Hani onun gibi bir eğri de değil yani iOS'in durumu. O yüzden dünya genelinde daha çok aranmasının sebebi de sayısal azlığı olmasından şeyin, developer'ının yani. Yoksa hani diyorum ya, Android'i de aynı şekilde ararlar. Bu da aslında gene ben aynı şirkette iOS ve Android developer'ın çok farklı şartlarda olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani bir şirketin ne olduğuna bağlı gelişiyor olay. İkisi de aynı şartlara, bir şirket iOS'e de veriyor, Android'e de veriyor. Yani şartlar, ortam, çalışma şey çevresi falan hepsini yani. O iş yeri, ama çok fazla aralık var. Ona göre bir yerden girecekler zaten. iOS'in önü de açık yani. Süper. Gamze önce kendinin zengin olduğunu açıkladı. Sonra Android kullanıcılarına fakir dedi arkadaşlar. Bunu not edelim kenara. Bir Android kullanıcısı olarak ben burada rencide oldum. Ama profesyonelliğimi kullanarak konuşmaya devam etmek istiyorum. Bir Nalan dakika, hızlıca hemen sana belirtmek istiyorum. geçelim. Baştan bir dakika şunu belirtmek istiyorum. Bunlar benim Tabii. geyiklerim yalnız, var ya, diyorum ben zengin değilim. Alakası yok. Biz bunları tam olarak anladık. Şimdi Nalan sana geçelim. Sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Özellikle ben bu arada mobile, ben böyle yeni çıkmış şeyleri araştırmayı ve hiç bilmediğim şeylere bakmayı çok severim. Sonra baktım, ya dedim, ben Android app yapabilir miyim acaba böyle? Kendi işlerimi güçlerimi yaparken bir kenarda böyle bakayım dedim. Daha sonra şey bana çok tatlı geldi. Ya bir platform var, cross platform. İşte yapıyorsun, işte native olmayan bir platform. İşte burada sen isimlerini daha iyi verirsin, daha doğru verirsin. İşte programlama diline giriyorsun. İşte benim mesela kullandığım, yani daha doğrusu giriş aşamasında baktım, Flutter mesela. Hem biraz hafif geldi gözüme, hem öğrenmesi daha basit. Ondan sonra yazıyorum direkt çıktı alabiliyorum gibi bir durum var. Ama sonra bir gidiyorum bir bakıyorum, iş ilanlarında hep native arıyorlar. Yani hep Kotlin bilsin, Java bilsin, Flutter, ya Flutter'ı at kenara. Yani böyle bir native olan bir aşk var. Bu kariyere yeni başlamak üzere olan arkadaşların şöyle bir şekillenmesi gerekiyor mu? Ya da sence gerekmeli mi? Native'den devam edin, cross platform bir şeydir, yanılgıdır mı, yoksa native gittikçe sönecek, cross platform biraz daha ön plana çıkacak gibi bir durum mu var? Tam olarak bu soru işaretini kaldırabilir miyiz? Evet ya, bir o bu soruya cevap vereceğim. Zaten çok sormuşlardı şeyde de, Instagram'da da. Ama şunu küçük bir eklemek istiyorum. Android developerlar da yurt dışında iş bulabiliyor. İmkanlar gerçekten artarak da devam ediyor. Hani Android geliştiren yurt dışına açılamıyor gibi bir durum yok. Hatta yani ilanlara baktığımızda da ya, birçok yurt dışında çok çok büyük firmalar Android developer ilanı açıyorlar. Ve orada gerçekten hani iş fırsatları çok fazla. Onu belirtmek istedim. Onun dışında bu cross Burada bir araya konusunu girebilir miyim? Cross'a girmeden önce arkadaşlar, biz fakirmişiz. İkisi de zengin, haberiniz olsun. Yani mobilciler zengin. Ona göre mobil düşünen varsa olsun yani. Diyerekten aynen Cross'tan devam yok, edelim. ama ben söylemiştim zaten, Android de alır demiştim, lütfen yani burada Biz dikkat fakirmişiz çekin. Evet, orası öyle. yani. Cross konusuna geleyim. Ya orada şöyle aslında. Dediğim gibi ben 2011'de üniversiteye başladım. Hep bir cross platform konusu vardı. İşte Xamarin, React Native, şu anda Flutter. İşte iki tarafta da yazılacak ve işte tamamen native ölecek gibi. Ya aslında bu şöyle, neden sen de söyledin. İlanlara baktığımda Flutter developer çok öyle bir aranma durumu yok. Neden yok? Ya da işte native neden, herkes neden Android developer arıyor? Ya burada şöyle bir şey var. Ya aslında ihtiyacı karşıladığı noktalar var. Yani aslında bunu karar verirken de gerçekten çok development tecrübesine de sahip olmak lazım. Uygulamış olmak lazım. Uygulanan örnekleri incelemek lazım. Ya benim şu anda geliştirdiğim Android uygulamanın belirli kısımlarında biz React Native ile de geliştirme yapıyoruz. Ama şöyle, React Native ile geliştirme, Native'deki yani Native geliştirme şöyle. React Native ile geliştirdiğiniz zaman belirli teknik sorunlar yaşıyorsunuz ve o sorunların henüz bir çözümü yok. Ve ne zaman çözülür bilmiyoruz. Hatta bu normalde development yaptığınızda işte bir repoya işi attınız, bir açık kaynak kod kullanıyorsunuz. Oranın bir geliştirmeye çözüm bulması gerekiyor. Dolayısıyla bu tamamen bir işletim sistemi var ve o işletim sistemine uygun bir dil var. Hangisi daha iyi çalışır? Tabii ki de bir işletim sistemine uygun yapılmış dil daha iyi çalışır. Onun dışında çok oturmuş
Çok böyle 2009'dan beri sürekli geliştirilmekte olan, geliştirilen bir işletim sistemi var ve oturmuş bir ekosistem var. Yani belirli sorunlar var ve o sorunlara zamanında aranılmış çözümler var, uygulanmış çözümler var ve gerçekten büyük bir ekosistem var. Bir soruna çözüm aradığımız zaman cevabını bulabileceğimiz, bu da çok önemli. Ya mesela Flutter, evet, daha hala çok fazla eksikleri var. Geleceğinin ne olduğunu bence Flutter da bilmiyor. Hani açıkçası öyle bir, yani sonuçta biz Google'un da çok tahmin ettiğini düşünmüyorum. Yani evet, Flutter şu olur bu olur gibi bir öngörüde bulunduklarını da sanmıyorum açıkçası. Yani bu bir sonuçta teknoloji tamamen yıllar içerisinde bir şekil alma durumu. Ama ekosistem çok önemli. Bir arz talep dengesi çok önemli. Ya yani sonuçta bir, evet, development cycle'ı var ve belirli developerların da oraya katkıda bulunması lazım. Belirli sorunların çözümlerini bulmaları gerekiyor. Belirli, yani gerçekten tamamen teknoloji böyle yürüyor ve bir ekosistem bu şekilde oturuyor diyebilirim. O yüzden de bu native'in açıkçası geleceğinin ben yakın gelecekte, yani cross platformların native'in yeri alacağını düşünmüyorum. Zaten soran arkadaşları da bu şekilde yönlendirmiştim. Süper. Buradaki arkadaşlar da bunu duymuş oldu. Umarım onlar için de faydalı olmuştur. Ben çok güzel cevaptı. Şimdi Biggie Punk adında bir arkadaşımız, inşallah doğru okumuşumdur diye tahmin ediyorum, bir soru sormuş. Demiş ki, buna bu arada ikinizden biri de cevap verebilir, ikiniz de cevap verebilirsiniz. Hatta şöyle bir şey yapalım. Başka bir soru daha hoşuma gitti. O Android sorusu olduğu için bunu zengin arkadaşımız olan, biliyorsunuz ismini, ona yönlendirelim. İş arama sürecinde mesleki deneyim sınavında başarılı olmanın kriterleri nelerdir? Burada mesleki deneyim sınavı diye bahsedilen şey nedir? İki kere ısrarla sorduğu için ben de dedim gerçekten ihtiyacı var. Hiçbir fikrim yok. Yani Bigi bunu tekrar yazabilirsin istersen. Daha açıklayıcı bir şekilde. Yani şöyle bir şeyse, eğer deneyimim var benim zaten diyor ise, o işte yani 1-2 yıllık ise bir temel konseptleri biliyor mu zaten bu olaya diye bakılır. Yani hani orada temel iOS'in konseptleri sorulur teknik mülakatlarda diyorum yani. Yok şey ise, kimi şirketin HackerRank göndermesi, kimi şirketin işte dediğim gibi test projesi yapması olayı ise, test projesi yaptığını varsayarsak yazdığı kodun şekline bakılır. Yani nasıl bir kod yazmış yapısal olaraktan diye bakılır. Sadece çalışsın yeter'e de bakılmaz yani. Aslında burada şey olayı var. Sadece iOS ile Android için de aynı durumun geçerli olacağını düşünüyorum. Object Oriented'dan yürümüş modüler yapıların kurulması olayı var mesela. İşte nasıl ayırıyor, neleri nereden çağırıyor, testable bir kod yazıyor mu gibisinden detaylarına da bakılabilir gayet yani. Burada hiyerarşik yapıyı nasıl kuruyor da bakılır. Oradan acaba, ama tam bir net soruyu anlayamadığım için tam söyleyemedim bir şey yani. Şöyle yapalım o Maalesef. zaman. Zaten Android için olan soru iOS'a da çevrilebiliyormuş. O yüzden hoşuma gitti. O zaman o şekilde ilk önce Nalan senden Raşit Arslan'ın sorusuna cevap vermeni bekleyeyim. Nalan Hanım bilgisayardan çok iyi anlayan ama kodlamada sıfır, gerçekten sıfır diye ekstradan nitelendirmiş olan birinin işe girecek kadar kod dilin Android öğrenmesi ortalama ne kadar sürer? Bu çok fazla bu arada bu tarz sorular geliyor ve cevaplar da genelde şu şekilde oluyor. İnsandan insana değişir gibi oluyor. Evet, insandan insan değişiyor ama insandan insan değişmeyen versiyonunu biz cevap olarak alırsak daha güzel olur. Yani herhangi standart bir insan, matematiği biraz bilen, yazılımda sıfır olan işte bir Aslında birey. bilgisayardan çok iyi anlayan ama kodlamada sıfır dediği muhtemelen bir bilgisayar mühendisliği temeli olmayan, ya Muhtemelen. endüstri mühendisliği mesela, ya da işte makine mühendisliği, ya da hiç belki de öyle bir eğitim de almamış biri olabilir. Ya aslında bunu ben süre vermek çok ne kadar doğru bilmiyorum. Gerçekten ya tamamen istekle de alakalı. Ayırdığı böyle, evet ya işte şu kadar gün demek makul gibi gelmiyor açıkçası. Çünkü ya genelde mesela ilk junior level iş ilanlarında işte belirli seviyeye gelmesi 1 yıl gibi bir şey söylüyorlar, ama junior kavramı da çok hani geniş oluyor, işte 3 yıldan bazen. Yani yılla çok da ölçemiyorum bu bilgi konusunu. Ama ya sorarsanız gerçekten tamamen uygulamak çok önemli öğrenme sürecinde. Yani bu, ya teknoloji
baktığınızda işte bir dili öğreniyorsunuz ve bir işletim sisteminin gerçekten o dille nasıl senkron bir şekilde çalıştığını öğreniyorsunuz. Bu öğrenme evresindeki belli sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Her şey güllük gülistanlık gitmiyor. Yani bir hata alıyorsunuz, o hatanın çözümüne belki birkaç günde bakabiliyorsunuz. O yüzden ben süreyi çok böyle ağzından böyle bir süre telaffuz edemeyeceğim arkadaşlar. Ama tamamen gerçekten yani ciddi anlamda uygulama yapmak. Ya evet ben bir video izledim. O videodan sonra işte dokümanları okudum. Evet tamam mükemmel çok iyi biliyorum gibi bir durum yok. Bir kendi kodunuzu yazdınız, uygulama çıkardınız. İşte baştan sona kadar işte kütüphane kararlarını verdiniz, mimari kararlarını verdiniz, bir ürün çıktı. Ben bunun da çok öğrenme sürecinde yeterli olduğunu düşünüyorum. Başkasının kodunu okumak da çok kıymetli. Çünkü sen bir şirkete girdiğin zaman baştan sona kendi yazdığın projeye dahil olmayacaksın. 5 tane developer belki bir geliştirme yapmış olacak. Başkasının kodunu anlamak da çok kıymetli. O yüzden de ben buna çok böyle bir süre veremiyorum. Özellikle böyle hani arkadaşlar sonuçta bunu bir maddi gelire de dönüştürmek istiyor. Yani bu bir hobide kalmayacak. İşe girmek isteyecekler, bir maaş kazanmak isteyecekler. O yüzden de dediğim gibi tek başına evet ben çok 5 tane proje yaptım gibi de bir şey yok. Gerçekten farklı insanların geliştirdiği kodları okuyup o proje üzerinde de bir şeyler eklemek inanılmaz kıymetli olduğunu düşünüyorum ve o yüzden de hani buraya tam bir spesifik bir süre veremeyeceğim arkadaşlar ama ya en azından şöyle ortalama yani 1 yıl ama öğrenmek ömür boyu diyebilirim. Çünkü gerçekten bir developer'sanız her zaman öğrenci olarak devam ediyor hayatınız. Hep yeni bir şey, hep sürekli progresif bir öğrenmeyle devam ediyor. Ya bu sorularda genelde istenilen şey şu aslında. Bunlar aslında zaten bu yaşa kadar gelmiş, yani üniversite mezunlarından bahsediyoruz şu an ya da o yaşta olan insanlardan bahsediyoruz. Evet, yani öğrenmek hayat boyu devam ediyor. Ben şu an soruyu soran kişiyle empati yapıp biraz şeytanın avukatlığını oynayacağım. Evet, öğrenmek hayat boyunca devam ediyor. Evet, programın mantığını öğrenmek lazım. Kod okumak lazım, algoritma yapısını öğrenmek lazım, o lazım, bu lazım. Evet, herkes bunu okey zaten. Ama insan ister istemez şeyi biraz merak ediyor. İşte evdeyim, sizin kadar zengin değilim, mezun oldum, iş arama sürecine gireceğim, programlama da karar verdim, işte iOS ya da Android developer olmayı düşünüyorum, işte Android developer olmaya da karar kıldım ve kendimi X ay, mesela 6 ay ya da X sene, 1 sene, 2 sene kapatıp o süreyi olabildiğince verimli değerlendirdiğimde, işte kod okumaları yaptım, GitHub'ıma bir şeyler yükledim, Udemy'den kurslar izledim, kendim bir şeyler klonlama yaptım, onu yaptım, bunu yaptım vesaire. Bu şekilde hakkını vererek çalışırsan şu kadar ayda evet bir yerde iş bulabilirsin. Bir startup'ta giriş aşaması olabilir. Yani en küçük junior. Yani junior'lar da aralarında şey yapıyor dedim, yani sıralanıyor dedim. En küçük junior olabilmek için 6 ay boyunca gerçekten hakkını vererek doğru şeyler yaparsan, çalışırsan, aynı zamanda kendine belki mentor bulursan işe girebilirsin mi? Yani o bir sene mi, onu şey yaptım, merak ettim aslında. Çünkü bu tarz arkadaşlar gerçekten empati kuruyorum, gerçekten süre istiyorlar. Yani şey için, kendilerini görebilmek için aslında. Ya evet belki 6 ay belirli temelleri oturtturmak için yeterli olabilir ama şu değil yani 6 ayda öğrendiklerin beli kesin işe öyle bir şey yok. Tabii Bu ki o de, tabii ki anlama de. Hı. gelmiyor. Temelleri oturtturursun. Ben şuna da çok inanmıyorum. Kendi öğrenme tekniklerimde de işte genelde İngilizce'de de öyle oluyor. 5 günde İngilizce Evet. öğreniyorsunuz. İşte bir ayda native speaker'lar kadar öyle bir şey olmadığını inandığım için aslında ısrarla bunu dile getirmek istedim ama 6 ay belirli bir şeyin gerçekten hakkını veriyorsanız temellerini anlamada size yardımcı olacak bir süre. Biraz daha iyi olabilmek için bence hani ya 1 yıl ya çünkü gerçekten hani bir hatayla karşılaştığınızda onun nasıl arayabileceğiniz bile bir öğrenme süreci aslında Evet, diyebilirim. evet bunlar zaten dediğim gibi, bunlar zaten okey. Aynen. Peki ben aynı tarafı iOS için de merak ediyorum. Çünkü Raşit gibi iOS tarafında bunu da merak edenler olacağına kesinlikle eminim bu arada. Bunun için sen direkt olarak katılıyor musun? Ekstra söyleyeceğim bir şey var mı? Ekstra söyleyeceğim bir şey yoksa sana farklı bir soru da sorabilirim. Çünkü chatten şu an sorular gelmeye de başladı bir yandan. Ya çok küçük deminki senin çizdiğin bir portre çizdin ya ben 6 ay kendimi kapattım her şeyi öğrenmeye girdim şunu yapıyorum okuyorum aynı zamanda proje geliştiriyorum aynı zamanda anlıyorum öğreniyorum diyorsa ki programlamanın temelini de öğrenmesi gerekiyor dediğimiz habire işte zaten o da yani şey bilmesi lazım işte if recursion'ı loop'ları falan da bilsin istiyoruz o zaman ben
şahsi fikrim seninle konuştuğumuzdan 6 ay sonrasında, 6 ila 9 ay sonrasında diyeyim, hatta birazcık daha şey olsun. Çünkü hem önce programlamayı öğrenecek, sonra dile dair de bir iki tane ufak uygulama yapacak kendisi, üstünde geliştirecek, anlayacak durumunu. Bir startup'ta veyahut da herhangi bir firmada, bazen belki de büyük bir firmada alıp da kendim de yetiştireyim diye de düşünebilir. O hiç belli olmaz yani. Onun türlü türlü yeri var. Bulabileceğine şahsen inanıyorum. Yani ben şahsen Süper. Ya sadece inanabilir diye o 6 düşünüyorum. aylık 9 aylık süreçte ne yapacağı çok önemli aslında. Yani ne Nasıl kadar yapacağı, ne odaklanacağını sen. yapacağı, yani evet, odaklanması, anlaması, hep diyorum ya, mesela işte Nalan birkaç defa dile getirdi, İngilizcesinin seviyesi olayı var birazcık da, o da çok gereken bir gerçek. Yani bizim iş alanımızda İngilizce temel gerekliliklerden bir tanesi. Onu da, o Kesinlikle. da varsa belki de doğaldan, yani ben bulacağını düşünüyorum, evet. Peki bir şey daha sormak istiyorum sana. Ekleme çok fazla gelmediği için de güzel bir eklemeydi bu arada. Mert İnan Doğan'ın bir sorusu var. Kariyerimin hangi evresinde design patterns artık nasıl okunu bilmiyorum, öğrenmeye başlamalıyım? Bu davranış biçimi idi Ya galiba, o demekti. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. şöyle, design patterns'ı öğrenmeye bence çok gecikmeden başlar. Yani zaten burada şöyle bir olay var. Kariyerinde nasıl başladın? Bir şirketin içinde yeni bir uygulama mı geliştiriyorsunuz sıfırdan? Yoksa zaten var olan bir uygulamanın içine girdiysen orada design patterns'ı karşısına çıkmaya başlayacak. Ne kadar junior olursa olsun zaten, yani orada %90 çıkmaya başlayacak karşısına. Ve o da eğer kariyerine programlamayı bilerek geldiyse hemen başlayabilir neredeyse. Yani dili öğrenişiyle paralel beraberinde gidebilir bunu öğrenmesi. Ama yine de ilk yılın juniorluğunda çok fazla, ilk 1-1,5 yıl çok fazla öğrenmeyebilir tabii. Ondan sonra design patterns öğrenmesi şart noktasına geliyor. Çünkü uygulamada hangisini kullanacağı, yani çünkü ona bir yapı verilecek, bunu yap artık denilecek. Onu yaparken neyi kullanacağını, niye kullandığını bilmesi gerekeceği için hani design patterns orada zaten devreye giriyor. Onu öğrenmesi o zaman gerekir. 1-1,5 yıldan sonra diyebilirim ben. Zaman verdim bakın. Süper. Aynen, iOS önde ama ben Android'ciyim ve fakir olduğum için doğal olarak istersen ben O kazanacağım kadar zaten. Mecbur, zengin mecbur değiliz ya. artık. Yani bu şey sonu belli olan bir savaş. Şimdi Nalan, sana o zaman şöyle bir şey söylemeni istiyorum. Buradaki kitle ve daha sonrasında bunu YouTube'da izleyecek olan kitle verebileceğin tavsiyeler neler? Bu geliştirici olarak da olabilir ki süreç içerisinde zaten geliştirici tavsiyeleri verdin. Ama onun haricinde tavsiyeler de olabilir. Bence şunlar sizi kariyer hayatınızda öne geçirecek şeylerdir. Ve bunlar şey olursa daha iyi olur aslında. Yani Google'layarak çok da bulamayacakları şeyler mesela. Direkt deneyimle kazanılmış şeylerden bahsediyorum. Direkt olarak böyle tavsiye versen neler verirdin, neler söylerdin? Ben hatta böyle şöyle diyeyim, çok geçmişe dönüp bana kendime ne tavsiye verirdimle empati kurarak anlatayım. Ya, bilgisayar mühendisliği okuyanlar varsa, eğer hali hazırda şu an bu programı dinleyenler varsa, onlara ekstra bir parantez açayım. Şu anda aldıkları bütün derslerdeki işte mesela data structure dersi alıyorlar, işte veri yapıları, ya da işte design pattern dersi alıyorlar, bir programlama dili alıyorlar. Gerçekten çok önemli algoritmaları öğrenmek. İşte sıralama algoritmaları vardı biz üniversitedeyken. Onları öğrenmek, yani veri yapılarını öğrenmek çok mühim ve ancak üniversitede gerçekten çok vakit olduğu için de insanın, yani bir iş kaygısı yok, ekstra ekstra zamana sahip olduğu için oraları ben çok tamamlamak isterdim. Daha iyi öğrenmek isterdim. Çünkü o zamanın kıymetini o anda insan anlayamıyor. Hani öyle sahip olduğu zaman diyebilirim. Bir parantez açmak istedim. Çünkü neden önemli? Hepimiz sonuçta, bazı developer bir süre sonra yurt dışı fırsatı da elde etmek istiyor. Sonuç olarak onu da deneyimlemek istiyor. Ve bu tarz firmalar, yurt dışı firmaları, mülakat süreçleri live coding'le başlıyor. Tamamen canlı bir kodlama ve sizin algoritma bilginizi ölçüyor en temelde. Ne biliyorsunuz? Birçoğu öyle. Olmayan da vardır ama ben Android developer'ım. Böyle bir sürece dahil olduğunda ilk önce benim Android bilgim ölçülmüyor. Benim algoritma bilgim ölçülüyor. Veri yapıları bilgim ölçülüyor. Bir yazılım diline bildiklerimi nasıl uygulayabildiğim ölçülüyor. Hangi ölçülerde baktığım ve problem çözebilme becerim ölçülüyor. O yüzden de bu kısımları gerçekten vakitleri varken çok iyi tamamlamalarını öneriyorum. Onun haricinde hiç böyle bir eğitim almayan,
olduğunu düşündüğümüz bir kitle olabilir. Yazılıma ilgi duyuyor. Ona nasıl bir tavsiye verirdin dersen de şu anda artık çok şanslı bir dönemdeyiz. Yani tamam, evet, dezavantajları var ama kaynaklar çok fazla. Sizin gibi çok fazla platform var. Bootcamp'ler oluyor. Bazı şirketler açıkçası bizim yani kendi şirketimde Akbank'ın yaptığı projeler var. Sizlerle de çalışıyorlar. Hiç böyle hangi bölümden mezun olduğunuzu önemsemeden teknik eleman alıyorlar. Yani işte React Native, işte Android, iOS. Hatta bu bootcamp'i kendileri yönetiyor. Tamamen işte sizi bir basit uygulama geliştirme serüvenine kadar getiriyorlar. Buraları dahil olmalarını öneriyorum. Çünkü orada aslında bir kodlamayı nasıl öğrenebileceğinizden tutun o işletim sistemine uygulama geliştirmeye kadar size bir temel altyapı kazandıran birçok şey var, platform var. Ve birçok bu tarz kanalları takip etsinler, bu tarz şeylere katılsınlar diyorum. Hiç kodlama bilgisi bilmeyenler. İşte tek başıma video izlemek çok benim inandığım bir şey değil. Mutlaka bunu uygulamaya dönüştürüp açık kaynak kodlu projelere katkı verebilirler. GitHub çok önemli dediğim gibi. Belki GitHub'da paylaşmıyorlarsa bile kendileri işte lokallerinde mutlaka indirip onun üzerine devam etsinler. Yani bu artık şey değil. Evet, bilgisayar mühendisliği mezunu olmak tamam. Bilgisayar mühendisliği olmanın çok büyük artıları var. Gerçekten daha kolay bir öğrenme süreci oluyor. Daha diğer yol biraz daha sancılı ama artık hani ya nereden çok hangi üniversite mezunu hangi bölüm olduğuna da birçok firma o şeyi takıntıyı attı diyebilirim. Tavsiyelerim onlar. Yani genel olarak aslında süper cevaplardı bu arada ve çok güzel tavsiyelerdi. Özetlemek gerekirse o zaman şöyle denilebilir aslında. Kafanızı çok da karıştırmayın. İmkanlarınız çok fazla var. Bu arada Kodluyoruz'a gelebilirsiniz bizim bootcamp'lere. Oradan da aradan reklamı sıkıştırayım ben. İmkanlar çok fazla var ve mesela ben YouTube'da şeyleri çok fazla görüyorum. Bu çok büyük firmaların mülakatlarını görüyorum, teknik mülakatlarını. Oradaki katılımcıya şey soruyorlar. Hangi dille yazmak istiyorsun? Yani onu bile zaten istediğinle az fark etmez. Senin düşünme biçimini merak ediyoruz. Nasıl sorun çözdüğünü merak ediyoruz gibi bir durum var zaten. O yüzden hangi dili öğreneyim vesaire vesaire gibi karışıklıklar ya da nereden öğreneyim vesaire gibi karışıklıklar Google diyorsun zaten buluyorsun gibi bir durum var. Önemli olan yol açık. Yola çıktıktan sonra zaten bir şekilde yolda seni bir yere sürüklüyor ve sürüklediği yerlerde genelde güzel oluyor. Gördüğünüz gibi ikisi de zengin. Şimdi Gamze o zaman aynı soruyu sana sormak istiyorum. Senin verebileceğin tavsiyeler, şunları yapın. Ben bunları yaptım, pişmanım siz yapmayın. Ya da ben bunları yapmadım yine pişmanım siz bunları yapın gibi verebileceğim böyle tavsiyeler var mı? Ya düşünüyorum şimdi birazcık. İşte her zaman verdiğim tavsiye gerçekten iyi üzerinde uğraşmak, yazaraktan, yaparaktan. Yani aynı şeyi tekrarlamış olacağım zaten. Çünkü Nalan zaten detaylıca anlattı ama videoyu izledim geçtim ya da okudum geçtim değil de elini kirletmek denilen durum var ya. Ben çok topluluklara katılan birisi olamadım. O yüzden topluluk çağrısını yapamıyorum ama insan işin içine girdikçe daha çok zaten öğreniyor. Yani o yüzden hani en gereken şey sizin üretmeniz gereken yapıda. Zaten kendi kendinden ziyade eğer bir şekilde bir yerden girersen yaptığın işe özenmek de önemlilik taşıyor. Yani o bir gerçek, işin özeni çok önemli. O belli eden bir şey. Zaten mülakatta az önce sorunun tekraren açıklaması da gelmiş şeyinkisini. İlk sorulan şirketlerin meslek şeyindeki. Onda da işte test projelerini mi söylüyor diyordum. Test projelerini söylüyormuş. Gerçekten yazılan kodun nasıl olduğunu, sadece çalışması değil de yapısının nasıl olduğunu, sonradan değiştirme uygun mudur, tekrar kullanıma uygun mudur, içindeki parçalar, bu işte reusable dediğimiz durum, bunlara biraz. Ben neye önem verirdim? Yani yapmasaydım keşke de bugün daha işime yarardı diye düşüneceğim. Tam tersi de olabilir. Ben bunları yapmadım, siz yapın. Keşke yapsaydım gibi bir şey de olabilir. Yani işte aynı şeye geliyor işte. Mesela işte öğrencilikten bakarsak ben data structures'ın yanında database'i de çok fazla severekten almıştım. Şu anda pek kullanmıyorum ama çok artısı olacağı gerçek bir şey yani. Hani buradan dolayı onu söyleyebilirim. Yapılan işler de buradan geliyor. Aynı zamanda ben yapmadım. İşte topluluklara ben çok fazla katılamadım. Bunu söyleyebilirim çok rahat. Yani ben son yıllara kadar çok aktif topluluk katılımcısı olamadım. Şimdi biraz biraz giriyorum.
Hani işimden yana çok fazla geri kaldığım bir durum olmadı diyebilirim. Kendi çalıştığım şirketten, genel olaraktan, araştırmamdan, öğrenmemden yana, ama daha farklı fikirleri görmenin çok büyük bir artısı var. Bu bir şeyle paralel gelişiyor. Aslında başkasının kodunu okumakla beraber birebir diyalog kuraraktan ya da o kişinin anlatısını dinleyerekten farklı görüşü otomatik görüyorsunuz. Zaten Stack Overflow'un olayı da bu değil midir? Yani hani farklı görüşünü görüyorsun kişinin, bir de azar O biraz daha yiyorsun. kalmak için değil mi onlar genelde? Yani onun için. Orada azar Kod. yemek için daha çok uğraşılıyor. Kodu çözemedim niye oluyor diye direkt amacına yönelik çalışanlar durumu da. Yani böyle şeylere girmenin gerçekten katkısı var yani o açık şeylere. Tabii open projectlere katılmak da güzel bir şey. Yani onlara bir bug fix olaraktan girmek de, ne bileyim işte onlara gittim şuradakini fixledim dese, yani son derece güzel bir katkısı olur. Yani bir açık repo olayı da oradan güzel geliyor. Yani ben bunun artı değeri olduğunu hep düşünüyorum. Ne kadar aktif olunursa, o yüzden bunu söyleyebilirim. Bir de tabii ki şu da bir gerçek. Denemek gerekiyor. Her şeyi denemek gerekiyor. Yani iş görüşmesini de denemek gerekiyor. Yani birazcık kendini yıpratmak gereken bir süreç. Bir tek bunu önerebilirim gayet yani. Çok rahat önereceğim tek şey bu, yorulmak ve kendini yıpratmak yani. Süper. Gerçekten zaten birbirlerine benzer, birbirinden değerli cevaplardı. Bu arada chatte gözüme şey takıldı. Mert, İnan, Doğan kodluyoruz, bootcamplerine başvuruyoruz. Sürekli ama almıyorsunuz yazmış. Onu banlayın arkadaşlar. Atın onu, uzaklaştırın bir şekilde. Şaka bir yana sen başvurmaya devam et Mert. Bootcamp ekibine artık buradan bir mesaj göndermiş olalım falan diyormuşum. Süper. Bence güzel bir etkinlik oldu. Katılımcılarımızı çok fazla yormak istemiyorum. Çünkü 20 dakika zaten geciktirdik. O yüzden onları da daha fazla yormadan ve onları da sizlerin de huzurunda teşekkür ederek verdikleri değerli bilgiler ve değerli deneyimlerini bizlerle paylaştıkları için sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Kodluyoruz adına da sizlere teşekkür ediyorum. Umarım daha sonraki etkinliklerde de yine birlikte oluruz. Sizin enerjinizi yine orada da paylaşırız. Sizin söylemek istediğiniz şeyler var mı? Ben o Yo, ben zaman her... bir tamam sen Yo, sen devam et. ya ben açıkçası böyle bir programa katıldığım için çok mutluyum. Gerçekten birilerine faydamız oluyorsa ne kadar güzel. Çünkü yani birçok soru bana LinkedIn'den de geliyor. Ben hani ya arkadaşların çok istekli olduğunu görüyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Ne kadar güzel ki bizim hani böyle bir yeni nesil geliyor. Açıkçası çok heyecanlıyım bu konuda. Ve artık teknoloji tarafı Türkiye'de de çok yani büyüyen de bir yer. Talep de fazla. Arkadaşlara hani son söyleyeceklerim, gerçekten hani motivasyonlarını korusunlar. Öğrenme azimleri giderek artsın. Bir noktada gerçekten o çabalarının karşılığını alacaklarını söyleyebilirim. O konuda rahat olsunlar. Süper. Gamze, senin söyleyeceklerin. Ya ben de teşekkür ederim. Güzel bir etkinlik oldu. Hiç beklemediğim aniden çıkan bir etkinlik oldu benim için de aslında. Yani zaten en başından ben söylemiştim, ben Android'i kötüleyecek bir noktada pek değilim diye. Çünkü gerçekten bunu en baştan hani benimle görüşen arkadaşa söylemiştim. Yani benim yapımda yoktur. Android de gerekiyor bu dünyada diye. Hani o yüzden genel bir çerçeve çizmek istiyorum hani. Gerçekten isteyip çalışılırsa ve uğraşılırsa cross platform olaraktan da iş yapılır, Android olaraktan da iş yapılır, iOS olaraktan da iş yapılır. Hepsiyle güzel şeyler bulunur. Türkiye'de de bulunur, yurt dışında da bulunur. Hepsinin kendisince alanı var. Hepsinin kendisince çok yaygın bir kullanıcı kitlesi var. Özenlik gerekiyor. Biraz uğraşmak gerekiyor. Hep söylediğimiz, 30 defa söyledik. Bir daha söylersem dayak yerim onun için. Yani teşekkür ederim. Güzel bir iletişimdi. Yine sorular olursa tabii cevaplayabilirim, ama şey olayı tekrarlı gelen bir şey oluyor. Bu da tek bir özet vereceğim. Hani bu çok sorulan bir şey. Nereden başlayayım? Bu milyon defa hani özelden de geliyor, soruluyor şu bu. Gerçekten internette Google'a yazarsanız, yani ben iOS'te bugün özellikle baktım. Benim bulduğum kaynaklarda bir sürüsünde hadi başlama, get started diye başlayan bir sürü şey var. Çalışma var. Yani bunun için araştırmak gerekiyor. Temelde araştırsınlar. Yani A kişisine de sorabilirler tabii ki, ama Google'lamak diye bir olayımız var. Yani hani Google'larlarsa her şey çok güzel olur diye düşünüyorum. Süper. O zaman aynı zamanda şeyi de söyleyelim. Belki Gamze ve Nalan da yorumlara bakabilirler. Bu daha sonrasında video olarak YouTube'a tekrardan yükleniyor zaten. Orada sorularınız varsa siz yine sorabilirsiniz. Gamze ve Nalan müsait olduğunda belki oraya cevap verebilirler. Veya başka iOS ya da Android geliştiriciler de orada cevaplayabilirler sizin sorularınızı. Diyerekten daha fazla vakitlerini almayalım.
Son olarak da ben Gamze'nin çizdiği çerçeve gibi bir çerçeve daha çizerekten şunu söylemek istiyorum. Kazanan yok, iOS ya da Android berabere bitti diyorum ve aslında tek Dostluk kaybeden olarak kazandı bence. hayır, dostluk değil, zenginlik kazandı. İkisi de zengin Ha. olarak. Biz fakirler yine kaybettik. O yüzden size bir çağrı yapıyorum. Mobilci olun, zengin olun ve fakirleri ezmeyin. Gamze ve Naren gibi olmayın diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka etkinliklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler. Günler.